Ünye Ticaret Odası Başkanımız İrfan Akar ve yönetimine bugün bayramı birlikte idrak etme heyecanını yaşadığımız Ünye'mizin bütün sivil toplum kuruluşu başkanlarına katılımları için, davetleri için çok çok teşekkür ediyorum. Her birinin ve ailelerinin bayramını tebrik ediyorum. Bugün bu kahvaltı vesilesiyle çok değerli misafirlerimiz var. Tokat Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Fehmi Bey'e ve Tokat Ticaret Odası Başkanımız Ali Bey'e de hoş geldiniz diyorum. Kendilerinin burada var olması, buradaki varlığı çok çok önemli. Aslında Ünye ve Tokat birlikteliğini, Ordu ve Tokat birlikteliğini resmeden çok anlamlı bir günü idrak ediyoruz. Ki kendilerinin buradaki varlığı aslında Ordu ve Tokat olarak, Ünye ve Tokat olarak bu potansiyeli, bu enerjiyi sinerjiye dönüştürme kararlılığının da bir ifadesi olarak görülmeli. Tokat'ın başkanlarımız bahsettiler, çok büyük potansiyeli var. Ülkemizin adeta tarım havzası, çok farklı alanlarda gelişmeye müsait bir şehrimiz. Keza Ünye'mizin de aynı şekilde, ordumuzun her bir ilçesinin de aynı şekilde çok çok ayrı potansiyeli var. Bu potansiyel ve dinamizm bir araya geldiğinde gerçekten bir bölgesel kalkınma modeline dönüşmemesi için hiçbir sebep yok. Ve bu bölgesel kalkınma modelinin de merkezinde hepimizin bildiği gibi Ünye Akkuş Niksar yolu yatıyor. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda son derece net bir iradesi var. Bölgemizin siyasilerinin, milletvekillerinin çok yakın takipleri var. Bölgemizin siyasi büyüklerinin, genel başkan vekilimiz başta olmak üzere çok önemli bir takibi söz konusu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Büyükşehir Belediye'mizin çok ciddi bir takibi söz konusu. O yüzden sivil toplum kuruluşlarımızın, ticaret odalarımız, esnaf sanatkarlar odalarımız, ziraat odalarımız her biri adeta bu yol için seferber olmuş durumda. Dolayısıyla bu iradenin elbette sonuca dönüşeceği muhakkak. Biz de bu sonucu hızlandırmak adına bölgemizde bölgenin bir evladı olarak, bir nefer olarak çalışmaktan her zaman memnuniyet duyarız, onur duyarız. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanımızla geçtiğimiz günlerde yaptığımız görüşmede de son derece verimli bir görüşme imkanı bulduk. Ve Sayın Bakanımızla, Ulaştırma Bakanımızla bu yolun önemine inanıyor ve bu yolun bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda imkanlar dahilinde elinden geleni de yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.